Hayatın içinden kendini uyanık sanan, dalaverici tipleri kabak gibi ortaya döktüğümüz Deşifre programına hoş geldiniz. Bu hafta deşifre olacak tipler, karne haftası öğrenci tipleri. Öğrenciler karne haftası boyunca öğretmenler odasının önünde pusu atarlar ve avlarını beklerler. Deşifre olacak ilk tipimiz, 5 puan alamazsa teşekkür alamayacak öğrenci. Bu tipin bir başarı belgesi almasına her zaman 5 puan ihtiyacı vardır ve bunun için dilenciye dönebilir. Hocam nasılsınız hocam? Allah ne muradınız varsa versin hocam. Allah tuttuğunuzu altın etsin sevgili hocam. İyiyim, sağ ol Firdun, sağ ol. Hadi evladım. Hocam kurban olduğum hocam. Allah çocuklarınızdan güldürsün hocam. 5 puana ihtiyacım var. 5 puan da alabilirsem teşekkür alacağım. Ne olursunuz hocam, ayağınıza taş değmesin. Evladım sallanma, düşeceğim. Sabit dur. Sözleri verdim oğlum. Seneye inşallah artık. Hadi bakalım. Hocam Allah ayağınıza taş değdirmesin. Kurban olduğum hocam. Ne olursunuz kapınıza paspas, hocanıza tas olayım hocam. 5 puan hocam. Ne olur çok ihtiyacım var. Oğlum yeni camim burası. Ne istiyorsun böyle? Not mu dilendir ya? Ne taktın bu oyuna? Ne bu? Hocam benim notlarım bunlar. 64.9 puanda kaldım. 5 puana hocam teşekkür alıyorum. Ne olursunuz hocam. Allah ne muradınız varsa versin. Oh, Feridun çok güzel organizasyon. Mizansenler falan hepsi yerinde. Ama ben bu şekilde not veremem. Tamam mı oğlum? Hadi bakalım. Ayağınızın altına hocam. Tabanı olayım. Ne olur 5 puan hocam ya. Oğlum bırak ayağımı. Kurban olurum hocam. Çocuklarınızın hatırı için de yok mu bir 5 puan hocam? Tam bozuldu ya. Çekil. Hocam ne olursunuz Allah'ına muradınız varsa versin. Ayaklarınızı elinize çekil ama artık yeter. Kendine gel lan. Allah Allah serseri. Hareketlere bak. En uzaklara tayinin çıksın lan. Maaşının yarısını ev kiralarına veresin. Ders başı 3 tane boşluğun olsun, bahçe nöbetlerinde sürünesin inşallah. Oğlum yürü git, bir de beddua ediyor. Dilenci kılıkta. Yürü! Terbiyesiz. Deşifre olacak ikinci tipimiz. Yalaka öğrenci. Bu tipler notu isteyene kadar inanılmaz bir yalakalıkla avını yumuşatırlar. Söylediği şeylerin hiçbirine inanmaz ama büyük bir tutkuyla söylerler. Genelde 2 kişi dolaşan bu tipler aynı ava üşüşen akbabalar gibi öğretmenlerini didik didik didiklerler. Hocam bu ne? Ay bakamıyorum ya. Bu nasıl bir ışık? Bu nasıl bir aura ya? Yemin ederim gözlerim karıştı. Maşallah hocam kamaştı. Kafamı mı diyorsun? Yok hocam, estağfurullah. Ya ne kafası hocam? Bu nasıl bir enerji? Bu nasıl bir heybet? Bu nasıl bir aura hocam? Yok ya. Harbi mi? Hocam artık bu kravatla bu takımı kombinlemek de şov ya. Şov yapılmış hocam ya. Sizin yeriniz burası değil hocam. Sizin yeriniz neresi biliyor musunuz? Paris Moda Haftası. Milano Caddeleri sizin yeriniz. Bu güzellik ancak orada yürümeli be hocam. Yok be kızım be. Kravat taktım çıktım. Yo bu böyle taktım çıktım işi değil bu. Allah. Bu başka bir şey bu. Allah Allah. Bu görüş bu. Allah. Bu vizyon. Bu kimsenin göremediğini görmek. Yaratıcılık bu. Bu büyü ya. Büyü bu. Hay Allah ya. Öyle diyor ne? Hocam artık birazcık da spora ara mı verseniz? Yani bu kas kütle oranınız yani ortalamanın çok üstünde hocam. Kollarınızı çok kasıyor, ceketinizi kasıyor ya. Patlatır kıyafetiniz ha. Ya hiç de spor yapmadım bilmiyorsun. Ne? Spor yapmadınız mı? Abi de spor yapsanız ne olacak? Hocam Allah aşkına ya. Lütfen piyasada bütün jönlerin ekmeğini alacaksınız ha. Öyle mi? Siz saçınıza bir şey mi yaptınız? Yok. Evet hocam, ben de bu güzellik nereden geliyor diyorum. Bu stil çok yakışmış. Kelim kızım ben, ne stili? Yo. Bu öyle bir şey değil hocam. Bu kellik mellik falan. Kellik de bir stildir. Öyle. Tabii saçı olan bir sürü insan kazıtmıyor mısır stil diye. Evet. Ayrıca hepimiz biliyoruz yani. Maden olan yerde ot bitmez hocam. Ya vallahi sabah sabah moral oldunuz he. Ay canlarım ya, benim. Ne demek öyle hocam? Diyor, ne? Ya tabii ki. İyi. Ne demek ya hocam? Biz var ya biz. Biz gerçekleri söylemek için bu dünyaya gelmiş amansız doğrucularız. Evet. Bu arada 95 verirseniz sözlüme. Benim ortalamam 85 oluyor hocam. Mümkün mü? Ne olur. Ya hocam siz öyle bir adamsınız ki ders anlatırken serçeler kıskanıyor ya. Pencerenin pervazına konuyor, böyle çıtırını çıkarmadan sizi dinliyor. Allah. Bülbüller sessiz, kimsenin çıtı çıkmıyor. Bir elinizi öpeyim hocam, benim de 100 puan vardı. Ben seni çok seviyorum. He? Oğlum ben e-okula işledim onları, değiştireme. Bitti mi? Geri dönüş olmaz mı? Yok.
Sen bu kravatı dedenden mi kaldın? Perdeden mi kestin? İnsan bir kendine bakar ya. Allah aşkına bak bak, zargana gibi tipinle. Ya insan içine çıkıyorsun hocam ya. Ay insan biraz utanır ya. Zaten kelsin, bir şey de demiyoruz. Ama bu kadar da fazla. Biraz farkındalık, biraz özen ya. Biraz yürü, gidelim, yürü gidelim ya. Biraz ayna ayna, biraz had had. Had, had. Övdüler, övdüler, dövdüler. Kravat ne gerçekten ya? Bir diğer deşifre olacak tipimiz de hocam sınırdayım öğrencisidir. Bu tipin not ortalaması daima 49.4'tür ve sınırdadır. Geçmesi ya da kalması tamamen öğretmene bağlıdır. Öngörülmez bir tehlikedir. Şşt lan! Kimsin lan? Hoca mısın? Sen kimsin lan? Öğrenciyim lan, görmüyor musun? Görüyorum da bir öğrenciye benzetemiyorum. Ne istiyorsun lan? Adın ne lan? Kudret. Senin adın ne lan? Ne hocasısın sen? Matematik. Matematik mi? He. Oğlum ben Türkçe çalışmıyorum ki, matematik çalışıyorum. Tamam lan. He. Daha konuşmayı bilmiyorsun. Bana 5 puan lazım. 5 puan mı? Hı. Sen o ağzından benden 5 puan mı istiyorsun? Köpek! Sensin lan köpek. Öğretmenimle doğru konuş lan. Sen de benimle doğru konuş lan. Tamam. Ne istiyorsun oğlum? 5 puan istiyorum. 5 puan? Hı. Nasıl 5 puan? Nereden istiyorsun 5 puan? 49.4 aldım lan. Geçmem için 5 puan lazım. Oğlum sen 49'u nasıl topladın lan? Senin bir defa ben matematik olarak 49'u bir araya toplayamayacağından eminim zaten. Ona da bilir. Oo, senin işin Allah'a kaldıysa bu eğitim sisteminde geçmen zor oğlum senin. Hadi, hadi yallah. Niye yallah lan? Ne istiyorsun lan? 5 puan istiyorum lan. Oğlum, hiç çalışmıyorsun ki sen. Sen onu önceden düşünecektin, veremem. Nasıl çalışmıyorum? Çalışıyorum lan ben. Nerede çalışıyorsun lan? Kafeteryada. Nerede? Kafeteryada. Hani benim Türkçem bozuktu? Kafeteryada ne çalışıyorsun lan sen? Ağzım bozdum lan? Oğlum zaten senin ağzın bozuk. Senin komple her yerin bozuk. Ben senin gözünün önünü nasıl gördüğünü bile bilmiyorum. Ne yapıyorsun lan? Milkshake yapıyorum. Ne yapıyorsun? Milkshake. Lan nasıl yapıyorsun milkshake? Yaparım lan, ne var? Nasıl yapıyorsun lan? Yapıyorum. Anlat lan nasıl yapıyorsun? Süt. Evet. Şeker. Evet. Un. Ne unu lan? Mısır unu. Mısır unu mu? Evet. Lan oğlum yalan yalan konuşma. Mısır unundan milkshake olur mu? Müşteri istiyor lan, ne yapacaksın? Sahtekar. O nasıl müşteri lan öyle? Nereden geliyor müşteriler? Nereden bileyim lan? Ben mi çağırıyorum? Oğlum sen ne tarafa gidiyorsun? Sen şöyle önünü de görmüyor adam. Vereceğim lan 5 puan. Vermeyeceğim sana 5 puan, 5 puan. Uzatma lan. Sen uzatma lan. Öğretmeninle lanlı lanlı konuşma. Terbiyesiz. Tamam lan, konuşmuyorum. İyi tamam, konuşma. Vermiyor musun 5 puan? Tamam lan, buraya gel. Gel buraya, gel buraya. Bana bak. Ne var? Şimdi sana bir soru soracağım. Sor. Eğer bilirsen sana o 5 puanı vereceğim lan. Ver lan. Soruyorum. Sor. 5 kere 5. 5 kere 5. 55. Lan oğlum, matematiği bu kadar bilmeyen birine ben nasıl vereyim 5 puan? Vermesi verme lan. Vermiyorum lan. Yanlış mıydı cevap? Yanlıştı tabii. Ben sana sorayım lan. Yok ya. Sor lan. Hadi bak. 6 faktöriye kaç yapar lan? Sen faktöriyeli nereden biliyorsun oğlum? Bak, bak, bak. O kafaya faktöriyel nasıl giriyor? Cevap ver lan. Veriyorum lan. Veriyorum. 1. 720. Al bakalım. Ha, cevap doğru mu değil mi? Sen bunu nereden bileceksin? Söyle bakayım, bildin mi? Nereden bileyim lan? Lan bilmediğin bilse... soruyu ne soruyorsun bana? Öğrenmek için soruyorum. Lan ne öğrendin? Köpek! Konuşma! Tamam lan. Bana bak. Ne var? Bari 5 lira ver lan. Ulan bütün çaban 5 lira içindi değil mi? Al lan, veriyorum sana 5 lira. Al, başımın gözümün sadakası olsun. Al. Ne yapacağım bu 5 lirayı? 5 lirayı ne yapacağım lan? Sakız alacağım. Git al lan o zaman sakız. Tamam lan, tamam. Ya hadi git. Bana bak lan. Ne var lan? Kudret. Ne var? Şunu al, bana 5 puan ver. Oğlum 5 lira o kadar değerli bir para değil ki artık. Ben sana o 5 lirayı almam, 5 puan da vermem. Sakız alırsın lan. İyi alırım lan, ne var? Vermiyor mu lan? Vermiyorum lan. Vermeseyi verme lan.
Sen onu yaparacaksın. Defol git lan buradan. Gel git lan. Sen git lan. Git lan. Ha, git. Git öğretmenin odasını bedava çayını iç. İçerim. Ne var? Tembellik yapma. 5 liradan da daha ucuz. Oh ya. Ne güzel. Oh. Hadi bakalım. Sıradaki deşifremiz acındıran öğrenci tipi. Bu öğrencinin sene içinde başına öyle felaketler gelmiştir ki ders çalışmaya ve sınavlara konsantre olamamıştır. Bunun için her türlü prodüksiyona girebilir. Bunların Allah bir dediği hariç hiçbir şeye inanmamak gerekir. Behadır. Ha, hocam. Ne oldu yavrum sana? Hocam motosiklet çarptı ama önemli bir şey değil hocam. Ne diyorsun çocuğum? Çok üzüldüm. Nasıl oldu? Hocam dün akşam kardeşime mama alabilmek için ışıklarda su satarken oldu ama olsun, önemli değil hocam. Olsun olsun, olmaz olur mu yavrum? Çok üzüldüm gerçekten. Üzülmeyin hocam. Kaderi benim gibi kötü olanlar hiç sevinemez ki hocam. Hiç üzülmeyin. Düşüyorum. Ay. Yavrum senin kaderin neymiş ki çocuğum? Hocam anam. Garip anam. Bir yıldır amansız bir hastalıkla pençeleşiyor hocam. Ne diyorsun Bahadır? Allah büyüktür be yavrum, korkma. Olsun hocam. O hastalığın adını anamıyorum. Çok kötü ve zor bir hastalık hocam, biliyor musunuz? Ne diyorsun Bahadır? Çok üzüldüm çocuğum. Üzülmeyin hocam. Allah büyük. Ondan ümit kesilmez ama babamdan kesildi hocam. Yavrum baban da mı? Babam da hocam. Bir aydır evde yok hocam babam. Babasızlık ne kadar zor biliyor musunuz hocam? Babam da gitti, bir aydır yok. Nerede bilmiyorum. Bu dağda içim acıtıyor hocam. Olsun ama. Olsun, hiç önemli değil. Bu sırada tabii sınava da çalışamadım. Dersinizden kaldım hocam. Ama ne yapayım hocam? Onlarsız yapamıyorum. Defterimi açıyorum. Anam geliyor aklıma. Kitaba bakıyorum. Babam düşüyor içime. Onlarsız olmuyor hocam. Ay olmuyor hocam. Olacak, sen hiç merak etme. Ben seni bırakmayacağım çocuğum. Annen seninle gurur duyacak. Derslerinde çok başarılı olacaksın. Hatta büyüyüp polis olup babanı bulacaksın. Hiç gerek yok hocam. Aa. Hiç zahmet etmeyin, bana değmez. Bırakın kendi boşluğumda yok olayım. Bırakın kaybolayım şu arka sokakta. Asla izin vermem. Dur bakayım, senin şu mobilyana bakayım. İsim soyadı neydi ya? Bahadır. Bahadır Işıklar. Okul numaramda 136. O yakışıklı evi. Üzdün beni çocuğum. Vallahi üzdün 90. beni. Ben seni bırakmam. Aa, yeter hocam. Zaman... Hayırdır, ne oldu? Niye ağlıyorsunuz ya? Perişanım. Ne oldu? Perişanım. Acılar içimde kıvranıyor Behadır. Çok zor, ağır bir hastalık geçiriyormuş annesi. Babası da basmış gitmiş. Garibana baksanıza. Kalbim paramparça oldu. Çok zor, ağır hastalık mı? Gel lan buraya, gel. Nereye gidiyorsun? Gel buraya, gel. Gel oradan çıkacak oğlum, gel buraya. Gel. Hadi hocam, daha genişti burası. Gel, gel. Yok, geniş tamam. Menişti, gel. Yavrum, yavrum. Oğlum ne çok zor hastalığı lan? Senin anan göbek fıtığı değil miydi lan? Göbek fıtığı mı? Tabii hocam, bunun anası göbek fıtığı ya. Bunun babası da kaptan, biliyor musun? Uzun yola gidiyor, o yüzden gelmiyor aşağılar. Bizim arka mahallede oturuyor bunlar. Ozan hocam, öyle demeyin. Şimdi o mahallede su satıyormuş ışıklarda. Kardeşine mama alabilmek için. O sırada motosiklet geliyor, çarpıyor. Çocuk bu şekilde kalıyor. Çok zor durumda. Ya yok hocam öyle bir şey, Allah aşkına ya. Bırak, bu salak bu ya. Ne yapma lan? Ne yapma? Manyak mıdır nedir? Salak bu ya. Bu halı sahaya ısınmadan çıkıyor, top oynamaya gidiyor. Tak diye bunun böyle aşil tendonu böyle pat diye böyle patlıyor, kopuyor. Bu o yüzden böyle koltuk değiniyor falan, bundan motor filan hikaye. Bunun var ya ağzına yalan yuva yapmış hocam. Vallahi 4-5 tane yuva var bunun ağzında. Behadır, doğru mu yavrum? Ne yapıyorsun ya hocam sen? Sabah sabah gelmiş, bir yem aslan gibi gerçekleri hemen yüzümüze vuruyorsun. İstemiyorum lan notlar. 5 maaş yapılır mı be bu? Ayıp be. Ne varıyorsun lan? Yürü git sahtekar. Hadi yürü git. Bir de komşum olacaksın ya. Bana bak. Komşumsun ya. Vallahi seni parçalarım ha. Hadi yürü git şuradan. O arabanın arka tekerini hadi. Hadi bakalım, ben senin arka tekerini. Hocam, beni biraz saf buluyorsunuz değil mi? Biraz mı? Vallahi yeter hocam. Nasıl biliyor musun? Yani böyle sanki kredi çekilip hiçbir taksidinin ödenmemesi gereken bir enayilik potansiyeli var sizde. Yani çok öyle üstüne durmamak gerek yani. Buralarda çok dolaşmayalım. Siz gelin içeri geçin. Gideyim de nenesi. Aynen, evet. Ama çok etkilendim. Şimdi motor çarptı diyor, yapma. Mama diyor, ışıklar diyor. Biraz ortalık karışık şu sırada. Siz içeride kalın. Aynen. Şu cinlerde içeride kalırsınız. Hadi bakalım.
Deşifre olacak son tipimiz. Hoca bana taktı öğrencisi. Bu tip genellikle ailesini hoca bana taktı diyerek yönlendirir ve karne almaya yakın bu gazıyla velisi okula öğretmene hesap sormaya gelir. Bu tip ve ailesi hiçbir konuda haksız olduğunu kabul etmez. Heh, oğlum eminsin. Eminsin değil mi çocuğum? Sen şimdi bütün soruları çözdün yavrum. Ama hoca sana takık değil mi annem? Evet anne. Neden taktı anlamadım. Ondan daha yakışıklıyım. Ondan mı acaba ya? Yok yani ondan çok şey değildir çocuğum da biz bakacağız şimdi. Çözeceğiz biz şimdi. Dur annem, dur annem. Nerede bakalım? Nerede? Bu odada. Aha! Ha, ha. Bu, bu! Bu ne bu? Hocam bir saniye bakabilir misiniz? Buyurun. Merhabalar hocam. Şimdi hocam şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Siz kim oluyorsunuz da acaba? Benim akıl küpümün notunu kırıyorsunuz. Pardon? Şunu demek istiyorum hocam. Şimdi benim oğlum bütün soruları çözmüş. Kendinden oldukça emin. Siz 10 puan vermişsiniz bu edebiyat aşığı çocuğa. Edebiyat aşığı. Evet. Evet, gerçekten tam bir edebiyat aşığı. Efendim zaten sınav kağıdı yanımda, sürekli yanımda taşıyorum. Görelim. Evet, bakalım bu edebiyat aşığı sorulara nasıl cevap ben vermiş. Ben bakalım Cervin. Neden yanımda taşıyorum? Çünkü alt sınıftaki çocuklara gösteriyorum. Bakın diyorum, bu adam bile sizin üst sınıfınızda. Evet, onlara umut veriyorum. Ya ben de onu görmek istedim. Nasıl oldu bu iş? Örnek bir öğrenciyim anne. Evet. Her şeyi yanlış anlıyorsun. Evet, bakın. Mehmet Akif Ersoy'un bütün şiirlerini topladığı kitabının adı nedir diye sormuşum. Best of Mehmet Akif demişsin. Gerçekten ben çok beğendim. Çok güzel bir yanıt söylemiş oğlum. Başarılı yani. Best of Mehmet Akif. Neyse. Bakalım. Makbule Hanım'la Atatürk'ün akrabalık derecesini yazın demişim. 120 derece yazmış. Kaç derece? Ya ben sayı sormuyorum hanımefendi. Kardeşi, kardeşi canım. Aa. Ha o derece. Ahmet Haşim'in Yollar şiirinin ölçüsünü sormuşum. 9 santimetre yazmış. Evet. Cetvelle ölçtüm. Şiir ölçüsünü cetvelle ölçen bir oğlunuz var. Ne ölçsün? Oğlum, göz kararıyla ölç. Parmak var, karış var, onları kullan çocuğum. Yani kolaydan geç diyor adam. Aa. Şimdi. Siz de hiç fena değilmişsiniz yani. Evet, yani koşma çeşitlerine, edebiyattaki koşma çeşitlerine hızlı koşma yazan bir çocuğunuz var. Yani buna ben daha fazla nasıl bir not verebilirim hanımefendi? Veremem. Yani anlayamadım da. Şimdi bu 10 puanı nereden aldı peki? Yüksek bir puan. Adını doğru yazmış. Ertemel Tatlı. 10 senin adı Ertemel mi? Erbulet yazacaksın ya. Anne benim adım Ercümen. Cevap mı veriyorsun ya? Allah Allah. Bak şimdi eve gidiyoruz. 15 tatil boyunca 15 adet soruyu çözeceksin. Tamam mı? Anne bu yaz tatili 3 ay. Cevap verme bana. Neyse ne? Sen 15 adet soruyu çözeceksin. Yürü, yürü. Rezil ettin beni hoca ya. Hayır çocuğa da fazla yüklenmemek lazım. Bu aileyle yine iyi gelmiş buralara. Sizin için hazırladığımız bu haftaki Deşifre'de karne haftasında öğrencilerin neler yapabileceğini tüm gizemleriyle ortaya döktük. Hayatın içinden başka deşifrelerde görüşmek üzere. Katıl